başarılar diliyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum. 23 Haziran'ı hepimiz bekliyoruz. 23 Haziran'da biliyoruz. Demokrasimizi geri alacağız. Teslim etmeyeceğiz. Sandıklara sonuna kadar sahip çıkacağız. Avukatlar olarak sandıklara seçmen iradesinin gerçek biçimde yansıyabilmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Her sandığa bir avukat görevlendireceğiz. Sadece İstanbul'dan değil, Türkiye'nin her yerinden gelen avukatlarla o gün sandık başlarında hukuku konuşturacağız biz. Hakkı konuşturacağız, adaleti konuşturacağız. O gün sandıklara sahip çıkarak seçmen iradesinin yansımasını, elimizden alınanları geri alana kadar bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Hep birlikte yapacağız bunu. Bu inançla buradayız. O inancı göstermek üzere buradayız. Yüksek Seçim Kurulu'nun 6 Mayıs'ta aldığı o hukuksuzluğu açığa vurmak üzere buradayız. Hiçbir zaman içimize sindirmeyeceğiz. Hiçbir zaman razı olmayacağız. Her zaman bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Biz hukukçular olarak bu mücadeleyi yapacağız. Onunla birlikte emek dünyasını da, meslek dünyasını da bu işin içine katacağız. Daha ilk günden söylemiştik. Bütün İstanbul'daki meslek odaları, onunla birlikte DİSK, KES gibi sendikalarla bir araya gelerek emek dünyasında da demokrasi için dayanışmayı sağlayacağız. Sadece sandıklara sahip çıkarak değil, sandıklara sahip çıkışın arkasını da güçlendirerek meslek odalarıyla birlikte olacağız. Yarın saat 10'da bütün meslek odalarıyla ve sendikalarla birlikte bir basın toplantısı düzenleyerek demokrasi için dayanışmayı daha bir güçlendireceğimizi, onları daha bir genişleteceğimizi, dayanışmamızı daha büyüteceğimizi ilan edeceğiz yarın İstanbul Barosu'nda. Yarın buradayız saat 10'da bir basın toplantısıyla bunları da açıklayacağız. Bugünkü nöbetimizde daha evvel söylediğimiz gibi meslek odalarımızın her birinin her gün katkı verdiği nöbetlerden birisindeyiz. Bugün de inşaat mühendisleri aramızda. Hepsine hoş geldiniz diliyorum. İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Başkanı aramızda, Genel Başkanı aramızda, onunla birlikte Bakırköy Kent Savunması aramızda, Paris Barosu'nun avukatları bile aramızda. Paris Barosu'ndan geldiler, onlar da aramızda. Sevgili Milletvekili Sayın Emecan aramızda, hoş geldiniz. Ben izin verirseniz biraz da ev sahibi olmanın az konuşması dileğiyle sözlerimi ilk kez İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Sayın Nusret Sunay'a veriyorum. Buyurun Sayın Başkan. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli dostlar, kurulduğu günden bu yana emek ve demokrasi mücadelesinden asla vazgeçmeyen İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi adına sizleri saygıyla selamlıyoruz. Harun Karadenizlerin, Zeki Erginbayların, mücadele ve mesai arkadaşlarının, inşaat mühendislerinin desteklerini iletmekten büyük onur duyuyorum. Medeniyetleri var eden, tarihi boyunca aydınlanmanın taşıyıcısı olmaktan geri durmayan inşaat mühendisleri, özgürlük ve adalet talebini daha yüksek sesle dile getirmek için bugün buradalar. Değerli dostlar, sadece İstanbul'da değil, ülke genelinde demokrasi ve dayanışma nöbetleri gerçekleşiyor. Herkes farkında. Sorun sadece İstanbul seçimleri değil. Sorun demokrasiye, ülkeye sahip çıkıp çıkmama iradesinin gösterilip gösterilmeyeceğidir. İstanbul artık Türkiye'dir. Biz İstanbullular 23 Haziran'da sadece belediye başkanını seçmeyeceğiz. Aynı zamanda nasıl bir ülkede yaşayacağımızı belirleyeceğiz. Ya İstanbul seçimlerinin iptal edilmesiyle ayyuka varan hukuksuzluğu alt edeceğiz ya da geleceğimizi karartacağız. Mustafa Kemal Atatürk'ün özlü sözündeki gibi hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. 31 Mart İstanbul başarısını 23 Haziran'da tekrarlamak, hattın sınırlarının aşılmasını ve sattın aydınlanmasını sağlayacaktır. Yani
sorun artık sadece İstanbul seçimleri değildir. Çünkü artık bu ülkede seçimler bile yapılamaz hale gelmiştir. Çünkü sandık sonuçlarını tanımayacak ölçüde demokratik işleyiş yok edilmiştir. Çünkü parti genel başkanları hapse atılmakta, linç edilmektedir. Çünkü muhalif gazeteciler sokak ortasında öldüresiye dövülmektedir. Çünkü farklı düşünen sanatçılar bile tehdit edilmektedir. Çünkü İstanbul'un yarattığı değerler bu kentin varlıkları yandaş sermaye gruplarına, yandaş vakıflara peşkeş çekilmektedir. Çünkü yoksulluk, işsizlik geniş kesimlerin belini bükmekte, hayatı zindana çevirmektedir. Değerli dostlar, inşaat mühendisleri barolar tarafından ülke sathında başlatılan demokrasi ve dayanışma nöbetinin gönüllü nöbetçileridir. İnşaat mühendisleri yaşadığı ülkeye, kente sahip çıkma kararlılığına sahiptir. Kaybettikleri için İstanbul seçim sonuçlarını tanımayanlara inat, bugün buradayız. Yarın sokaklarda, iş yerlerinde, mahallelerde olacağız. 23 Haziran'da sandık başına gideceğiz. Ne oylarımıza sahip çıkmaktan vazgeçeceğiz, ne bu kadim kente ihanet edenleri affedeceğiz, ne de irademizin çalınmasına izin vereceğiz. Hepinizi İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi adına bir kez daha selamlıyorum. Yolunuz açık olsun, yolumuz açık olsun dostlar. Bravo. Çok teşekkürler sevgili başkanım, çok sağ olun. Evet, İnşaat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Sayın Cemal Gökçe, buyurun efendim. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. İnşaat Mühendisleri Mevlana'nın hoşgörüsünü, Yunus Emre'nin sevgisini, Hacı Bektaş Veli'nin de aklını taşıyor. Biz böyle bir mesleğin insanlarıyız. Hakkın, hukukun, adaletin olmadığı yerlerde inşaat mühendisleri olmaz. Bu nedenle Türkiye toprakları inşaat sektörünün bir arazisi olarak görüldüğü müddetçe ne İstanbul'da ne de 786 bin kilometre kare olan Türkiye Cumhuriyeti'nde demokrasinin kurulması ve hakim olması mümkün değildir. 3 gün önce 19 Mayıs'ın 100. yıl dönümünü kutladık. Bandırma vapuruyla Samsun'a çıkan Mustafa Kemal'in temel düşüncelerinden birisi, sadece dört bir tarafımızı işgal etmiş olan düşmanı, emperyalist güçleri ülkemizden kovmak değildi. Bağımsız, demokratik, laik, hukukun evrensel ilkelerine dayalı bir cumhuriyet rejimi de kurmaktı. Bugün eğer İstanbul Barosu'nun önünde toplanmışsa, 23 Haziran günü yapılacak olan seçimde baro her sandığın başında bir hukukçu olacak diyorsa, bu ülkede hukuka karşı, adalete karşı, insana ve insanlığa karşı, demokrasiye karşı güven kaybolmuştur. Hepiniz bugün okumuşsunuzdur. Güven endeksi çerçevesinde geçtiğimiz yıl %67'lerde olan oran bugün %50'lere düşmüştür. Dolayısıyla 23 Haziran günü sadece İstanbul'a belediye başkanı seçme konusu değildir. Hak, hukuk, adaletin de seçilmesi konusudur. 4 aydır Türkiye Cumhuriyeti'nin parlamentosu iş yapmaz durumundadır.
tek adam rejimi Türkiye'de parlamenter sistemi ve demokrasiyi yok etmiştir. Bu yok etmeye ve yok edilmeye kentlerin, demokrasinin ve demokratik yerelleşmenin en üst ve en haklı olan seçimlerini de yok ederek Ankara'dan yerelleri de seçilmenin bir sonucu olarak 6 Mayıs'ta İstanbul seçimleri iptal edilmiştir. Biz öldüren değil, yaşatan, savaşan değil, barışan, yıkan değil, yapan bir mesleğin insanları olarak demokrasi yoksa, hukuk yoksa, demokrasinin, hukukun, insan haklarının evrenselliği yoksa, o ülkede insan haklarının olması, normal ve adaletli bir düzenin olma şansı da yoktur. İşte bu nedenle 23 Haziran'da yapılacak olan seçim sadece İstanbul'a belediye başkanı seçme konusu değildir. Demokrasinin olma veya olmama konusudur. Biraz önce sözlerimin başında ifade ettiğim gibi Mevlana'nın hoşgörüsünün arkasından gideceğiz. Yunus Emre'nin sevgisinin arkasından gideceğiz. Hacı Bektaş Veli'nin aklının arkasından gideceğiz. Bilinmelidir ki akıl neredeyse, sevgi neredeyse, hoşgörü neredeyse biz oradayız. 23 Haziran'da da sevgi kazanacak, hoşgörü kazanacak ve akıl kazanacak. Açıkçası biz kazanacağız, siz kazanacaksınız. 150 bin inşaat mühendisleri adına başta baromuz olmak üzere tümünüzü sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 23 Haziran'da demokrasi için hepinize başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Başkanımın söylediği gibi.